süredir setlere gitmiyordum ama bugün bir sete geldim. Bakalım size hangi sete getirdim. Beni takip edin. Açıl Susam, açıl. Ama açıl. Lütfen açıl. Kapı aç. Şu anda Elif Karaca ile Sessiz Kalma'nın stüdyosundayız ama bugünkü konseptimiz de ayak kaydırma. Burada Oya Doğan'la Sessiz Kalma yazacak mı Elif Hanım? Oya Doğan'la Sessiz Kalma yapıyor muyuz? Elma yapıyor. Yapacağız. Bayağı diktatör bir sunuculuk yolunda ilerliyorum. Şaka bir yana bugün çok eğleneceğiz, setteyiz. Set arkasını gezeceğiz. Ve şimdi ana kumandaya gidiyoruz. Şimdi ana kumandaya geliyorum. Ekiple tanışalım. Gerçi ben önceden tanıyorum. Kendileriyle daha önce çalışmışım. Cem'cim selam, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Duydun mu yeni gelişmeleri? Hayırdır? Elif Karaca artık yok. Ben sunuyorum programı. Süper. O yüzden şunları kaldırım canım. Hazırlanmışsın bile canım ya. Sete girer hemen başrol oyuncusunun ayağını kaydırırım. En sevdiğim şeydir ama siz asıl şuraya bakın. Stüdyoya dönelim. Buna da bir kahkaha efekt ekler miyiz acaba? Ha 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 diye. Ben o kadar kötü olamıyorum. Çok sevimliyim. Ya tabii ki şimdi program sunacağım için bu kılıkta olmaz. Hemen kostüm karavanına doğru gidiyorum. İpek'in yanına. Tatlım evet. Selam. Yeni hoş oyuncumuz geldiniz. Oya ben. Bundan sonra ilk kayıcı ben oynayacağım. Sahnem var, ona hazırlanmam gerekiyor. Tamam, hazırlar mısın? Gördünüz mü? Hiç yadırgamadım. Hemen geliyorum. Güzel Elif Karaca olacak. Bence daha Oya Doğan olacağım. Elif Karaca'yı gönderdik artık. Bundan sonra Oya Doğan. O zaman sete giriş değil mi yani? Stüdyoya giriş. Bu bana üstüme at. Olmaz şöyle o bana. Nasılım? Benden galiba Elif Karaca değil de bir küçük hanım ağa oldu. Şu anda farkında mısınız? Army tatlım geliyorum. Hemen saçlarımı yaptırmaya gidiyorum. Birazdan program başlıyor. Şimdi Oya Doğan'ı Elif Karaca için hazırlığa alıyoruz. Geldim. Hani böyle jenerikte DIT diye bir şey yazıyor ya. Siz onun ne olduğunu merak ediyorsunuz. İşte onu aktarma deniyor. Şimdi o çekilen görüntülerin aktarıldığı yere gidiyoruz. Esra burada. Burayı da görebiliriz. Nasılsın? İyiyim. Kolay gelsin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şurayı da bir görelim bence. Çünkü enteresan ve eğlenceli bir yer burası. Murat Bey nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bu karavan sizin değil mi? Bu kamera arabasıyım. 10 senedir kameradayım. Çalışıyoruz. Ama süslemişsiniz burayı. Süsledim ben. Ben şimdi normalde benim içim temiz, kalbim temiz. Onun için de her taraf temiz olması lazım. Onun için de arabayı süslüyorum. Hangisine daha çok düşkünsünüz? Ben şimdi Yeşilçam'dan, eski Yeşilçam'dan gelmeyeyim ben. Nasıl diyeceksiniz? Ben eski sıramacıyım ben, makinistim ben. Daha ben, benim zaten bir numaram bu. Hangisi? Bakalım bir numarayı ver. Bir numaram bu. Benim hangimizin değil? Ya, bir de numaramız Türkan Şoray efendim. Bir numara. İki numara mı? Ha yok, iki numara yok. İki numara, numarayı göster. İki numara. bir top 4 yapalım. İki numara. Normalde daha... Daha iki numara değil, daha numaralar var da ben şimdi çok biliyorsunuz anladın mı? Esasında Hülya Koçyiğit var, var da var. Üç numaranın hangisi? Bence üç numara şey yapalım. Gülşen. Dört numaramızı Emel Sen'e öyle yapalım, erkeklerde zaten koymuyoruz. Ne koyacağız erkekleri, bu kadar güzel kadın varken. Ben de sen onun için dedim. Dört numarada mavi boncuk. Beş numarayı seçiyorum. Beş numarada Kara Murat. Kara Murat. İçeride çekim var, sessiz olmam gerekiyor. Ama biz şimdi sete sızıyoruz, hadi. Sırtımı güveniyorum ben. Sırtımı hocaya dayıyorum. Oya Doğan Bas, hoş geldiniz. Sırtımı hocaya dayadım. Sağlam geldi. Nasıl keyifler? Vallahi iyiyiz, yoğun. Siz? Nasıl İyi, benim de. Gezmeli, tozmalı. Mert'im, yeni görevim. Hayırlı uğurlu olsun. Gördün mü? Yok, devamadım. İlk sana geldim. Önce hocaya gidelim. Sen eskiden de ilk bana gelmiştin, hatırlıyorum. Evet, her zaman. Hatırlıyorum. Urfalıyım özelden de. Bir halay çekmiştik. Çekmiştik, vardı. Çekmiştik. Burada bir yapacağız düğün, mı? Bir düğün burada ne yapacağız? Senin geldiğin her yerde halay bize şey... Mantıklı geliyor yani. Şimdi hocayı şu an rahatsız etmiyoruz ama biraz sonra yeşil kendisini mekanında ziyaret edeceğiz. Tamam. O koltuğa ben de oturacağım. Hemen şurada gösterelim koltuğu. Nasıl hoca yok ya? Bensiz Oya basabilir orayı. Oya basabilir. Bu sahneyi ben mi çeksem? Çok sevinirim. Bu planı Oya Doğan çekiyor. Buyurun. Tamam. Buyurun. Alalım. Kamera diye seslenirseniz sevinirim.
Arkadaşlar, yeni hocanız benim. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Çabuk adapte. Her gittiğim sette hocalık yapacağım yani, ölürüm yoksa. Kamera. Kayıt. Koltuğa oturmakla evet. Hocalık olmuyormuş. Kestik. Yalnız çok iyi. Çok iyi sufle alıyorum. Oyuncuyla tanışman lazım. Yeni yönetmen. Merhaba, nasılsınız? Bu değişimi her yerde göremezsin. Yeni yönetmen şu an devir testimiz. Öyle mi? Evet. Evet. Tamam. Bundan sonra... Beran'la takip devam edelim. Yani ben daha güler yüzlü bir insanım bence. Beni daha çok seveceksin. Ya hocamızdan memnunuz tabii. Memnun değiliz. Hoş benden de bence memnun olacaksın. Bence de memnun kalırız. Yok yok, şöyle gidelim de hocam. Koltuğa oturmakla hocalık olmuyormuş. Ayağına sağlık, iyi ki geldin, bizi bırakma, burada kal, bugün bizimle, yatıya kadar benimle. Tamam. Burada odalarımız var. Hadi yapalım. Diğer tarafları gezelim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba. Efendim, merhabalar. Oya ben. Merhaba. Nasılsınız? Yerinize oynadım. Her tarafa fotoğraflarımı koydum artık. Karaca yok, ben varım diye şu an program çekiyorum. Stüdyonuza giderseniz şu anda fotoğraflarımı görürsünüz. Nasıl bir şey Elif Karaca olmak? Nasıl hissettiriyor? Yine şöyle bitireceğim. Ben buraya sunucu olarak... Kolay gelsin. Buradayım, bekliyorum. İçiyorum, kahve söylediler. 5 gün, 6 gün çalışıyorum. Stüdyoya gireceğim gün öncesinde ben çevreme şey diyorum, yarın mecbur var. Yani iki işte çalışıyorum. Bir televizyon programı yapıyorum, bir de oyunculuk yapıyorum. Yani zaten diziler de öyle ya. Hani... Televizyon programı izliyorsun, dizimi izliyorsun. Kan karışıyor ya. Çok güzel bir film var. Yani. Ama ben şundan eminim, bunu röportajda da söyleyeceğim. Şu dizi bitsin, size inanılmaz televizyon programı teklifine geleceğim. Bayağı şey diye yazılmış. Kesin geleceğim. Devrederim sana. Paslarım. Tamam. Vay be, mecbur paslayacağım. Psikolojim bozulur. Fişler. Fotoğrafını koyduk ya. İnanamaz. Bence gelin de bak, şimdi sana bir şey göstereceğim. Benim bakan oldu. Ben aslında öyle yapmadım. Şöyle yapalım o zaman. Şey, ay çok ay, öyle deyip durma ne olursun. Evet. Öyle deyip durma olur mu? Değil mi? Korkunç bir şey. Deme öyle. Çok güzel. Aslında yani, yerine oynamak istedim ama evet. Sonra onunla olmuyor ya diye düşündüm. Bizde öyle yercilik yok yani. Paylaşırız. Vallahi. Bugün sana misafir olduk. Stüdyondayız ama koltuğunu ben kaptım. Soruları ben buyurun soracağım. Efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok keyifli görünüyor her şey. Valla çok keyifliyiz ya. Valla şeyden hep sorayım. Böyle denir ama hani çok keyifli çalışıyoruz denir ama tam anlamıyla keyif çarpı keyif çalışıyoruz. Yani bunu aslında çektiğimiz hikaye bizi üzen hikayelerin içindeyiz. Ama ben hissediyorum ki bütün o acılardan da kuvvet alıp bunu morale çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü ancak moralimizle, sevgimizle ve farkındalığımızla acıların üstünde yürüyebileceğimize inanıyorum. Zaten elimizde bir tek moral kaldı. Onu da kimseye bırakmayalım değil mi? Moralimize bari sahip çıkalım. Senin öyle düşündüğünü bildiğim için özellikle hemen bunu söyledim. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Şenol, senle başlamak istiyorum. Bir proje, bir senaryo ortaya çıktığında ve... Senin bu konuştuklarını saymadı. Çünkü senle başladı. Soru sormaya. Hiç ciddiye almadı. Soru sormaya senle başlıyor. Programımızı şu an canlı yayın yapıyoruz. Evet, kayıt akarken. aslında hikaye de sana evet, evet. Ait. O yüzden o süreci bize bir anlatsan nereden? Senin aklına gelir zaten. Aklıma gelir. Cinslikleri evet. Hep bulursun sen. Ya aslında çok 3-4 senelik bir fikir. Hem işte senarist arkadaşlarımızla birlikte düşünmüştük falan nasıl olur falan diye. Çünkü bu çok format diziler kullanılmaya başladı ya. Yani biz de seyrediyoruz hem buraya uyarlıyoruz. Bu özellikle kriminal dünya çok aslında
yeni bir sene önce, bir senedir, bir buçuk senedir biz çok geçtik Türkiye'de. Onun öncesinde çok yoktu. Dolayısıyla bu fikri Türkiye'deki karşılığı mesela dedektif yaptığın zaman ya da işte oradaki sert avukatlar gibi çok ünlü diziler vardı. Onların pek karşılığı nasıl olur ne der bilmiyoruz ama ülkemizde neyden besleniriz diye düşündüğümüzde bu tür programların hani çok büyük bir gerçek yönü vardı. Oradan yola çıkarak hani kendimizden nasıl besleniriz, bu formatları ve kriminal dünyayı kendimiz nasıl kullanırız, hali hazırda olandan gerçekten yola çıkarak yapmak istedim. Çok bunu anlatmak biraz zaman aldı. Ondan sonra aslında birbirimizi bulduk. Nasıl? Yani sonuçta proje tasarımında evet, yani şey, birbirimizi istediğin oyuncuları evet, yani bir şanssız. Birbirimizi bulduk. Yani benim kendi açımdan şey oldu. Bir planlama yaptım. Böyle bir ne derler kaderin oyunu dedikleri şeyler oldu aslında hayatımızda. O yüzden de böyle biraz birisiyle böyle sevgili olursun, aşık olursun falan sonra nasıl tanıştığına böyle anlamlar yüklersin ya biraz bizim için öyle oldu. Çünkü biz beraber bir fikir vardı yapmak istediğimiz. Öyle bir kavuştuk birbirimize Erkan Bey'le. Heyecanlandık nasıl yaparız ya onu mu falan yapsak desek. Böyle bir ona yoğunlaştığımız sürece o böyle zaman isteyen, ön çalışması daha başka bir boyut isteyen bir şeydi. Ondan sonra bu konuyu açtık aramızda. Yükseldik. Çok yükseldik. Çok yükseldik. Çok inandık. Ondan sonra da işte o zor rol olan hani Elif Karaca rolünü nasıl yaparız dedik. Nehir de benim için hani aynı şekilde kaderim bir oyunu. En son 16 sene önce görüştük Nehir'le. Gerçekten. Çok eski arkadaşız evet. Çok eski arkadaş, çok o zaman da benim hayatıma bu Elif Karaca gibi dokunmuştu. Böyle bir şeyleri çözmüştü falan görüştüğümüzde. Onu unutmamışım ve bu enteresan. Evet, ondan sonra da ya bu kaderin cilvesi işte bir araya geldik. Nehir'de ilk önce çok şey yoğun bir yani hayatında hem fikir hem duygu hem ruhsal bir yoğunluk hem de bir film seti vardı. Dizi olduğu için de bizim o takvimleri hemen sıkıştırmamız hemen yapmamız gereken işte ne zaman dedi. Proje dedi. Dedim yarın yani. Şeyimiz o. Ya niye Türk bizlere yarın? Şimdi o dedim yani yarın. Gelir misin dedim. Hayır dedi. Dedim hemen görüşelim. Yani çok sonradan yüzle geldiğimizde sağ olsun. O da yani aynı bizim fikrimize kanaat getirdi. Sonra da bir araya geldiğimiz ilk gün. Yani çok kriminal, çok sert bir hikayede çok güldük biz o gün hep birlikte aramızda. Biz yaptığımız keyif yani keyifli olan şey bu inandığımız şeyleri istediğimiz oyunculuk tarzıyla istediğimiz gibi çekip yapmak. Buna da imkan sağlayan hem kanalımız hem yapımcımız var. O anlamda bu hayattan memnunuz yani. Kısaca benim söyleyeceğim. Kısaca da deşem uzun anlatım ama böyle yani. Bize moral kalkanınız hiç yani. Hiç kamera arkası insanı gibi değil. Benim bir sözüne hazırlanmış, ezberini yapmış. İnstagram adresi şakadın yani. Öyle canım bütün oyunlarda da öyle yani. Hani oyunculukları bizim sahnelerimiz geçerken, provayı alırken bazen oyunlara da giriyor. Kendi oynuyor mu? O yüzden ben ona Şenol Tuna diyorum. Ortaokulda tiyatro kolundaydım. İlerleyemedim o yüzden. Kendime ufak ufak şanslar veriyorum. İyi bir anlatıcı gerçekten. Ben de bu işe başladım. Yani ilk işim yani. Ondan sonra ilk dedim işte bir iş yapacağız bizler ama daha tam olarak ne olduğunu da tam bilemiyorum ama belli oldu olacak yapacağım yapmayacağım onlarla çalışacağım. Gizli kamera şakası çıktı. Ya. Hayatımda ilk işimde kameralar gizliydi. Ya işte televizyon dünyasını biliyordun. Kameralarla iş yapacağım mesleğim kamera şakası yaparak. Yani. Kamera şakası yaparak başladım. Evet evet öyle başladım. Ya. Ben o kısmını bilmiyordum. Kızımı yaptırıyorum görüyorsunuz çok değil mi? Çok güzel. Dünyanın en büyük şansı bu böyle bir yönetmenle çalışmak. Ya, oyun revizyonu olursa alacağız onu. Ona hazır hale getiririm. Şimdi o nasıl şey bilmiyorum. İlk defa polis oynuyorsun ama silahı evet. Da oradan hiç çıkarmıyor. Bir sevmiş o silahı. İlk defa oynadım. Çok merak ediyordum aslında gerçekten. Yani yıllardır böyle bir polis oynamak isterdim. Hani hiç, ama hiç gelmedi önüme böyle bir proje. Çok keyifliymiş, çok zevkliymiş yani. Neyi oyun. Zevkli? Yani şimdi daha önce oynadıklarımda hep böyle silah taşıdım falan ama hep gayrimeşruydu. Yani şimdi böyle göğsümü gere gere böyle o devletin gücünü hissediyorum. Yani çok çok değişik bir şeymiş. Bir işte Elif Karaca evet. Arada laf sokuyor. Onu öyle kalem çevirir gibi silah çevirme önümde falan diyor. Bozuluyor, çok keyifli falan. Rol. Benim rolüm gerçekten çok zevkli. Dişi bir rol yani. Hani cesur bir adam oynuyorum. İşte zeki bir adam oynuyorum. Ama kalbi merhametli temiz, bir merhametli, adam. Kalbi temiz bir adam oynuyorum. Hani o yüzden çok keyifli rolüm. Çok zevkle oynuyorum yani. Şenol da dediği gibi ilk buluştuğumuzda da çok anlaştık yani. Çok fazla anlaştık yani. Niye öyle anlaştık? O kadar da ben sanıyorum. Gereksiz yere ne gerek var kardeşim? O kadar. Nehir'le de öyle oldu. Elektriğimiz tuttu sanki. Aa, yani. Evet, çok sanki evet. 35. Ben 35. bölümü çekiyoruz sanki yani. Suplekslerimiz tuttu. Yani o da benim hani
ben de paslaşarak oynamayı seviyorum. Hani verkaç yaparak oynamayı seviyorum. Hani golü ben atmayayım, önemli değil, takım kazansın hani. Nehir de öyle. Hani ben ona bir top attım mı kaleye kim yakınsa o vuruyor yani. O yüzden oynaması da çok zevkli. Doğaçlama da oynayabiliyoruz. Motomot prova gitmek yerine hani her şeyde bazen ayrı ayrı şeyler çıkabiliyor. O anın içerisinden ne doğuyorsa ona birbirimize izin vermek, alan açmak, yönetmenimiz de zaten bunu alan açtığı için oynamak acayip keyifli oluyor. Yani espri tarzı şeylerimiz de birbirini tuttu. Yani aynı şeylere üzülüp aynı şeylere gülebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bir de gözlerimizden anlaşabiliyoruz. Gerçekten çok önemli bir şey. Onun dışında bütün ekibimiz öyle. Yani aramızda hiç kötü insan yok. Ben şaşayım diyor. Yani öyle anlaşıyor. Yani denk getiriyorum ben bakışlarımı. Yani çünkü ekibin uyumu mutlaka şeyde seyirciye geçiyor yani. Bizim gözlerimizden, vücut dilimizden o anlaşılıyor. Bir de en büyük şanslarımızdan biri tabii Şenol yani. Şenol'un çünkü kafası çok açık. Bir, iki, projenin sahibi. Yani projenin sahibinin olması ve yönetmen olması senaryoda, hem senaryoyla uğraşıyor hem yönetmen, dünya onun kafada ya. Yani o yüzden sette bazı şeyleri de değiştirmek, düzeltmek ya da üstüne bir şey katmak, daha iyi sahne çıkarmak o yüzden çok daha kolay oluyor. Çünkü işin sahibi burada yani. On numarayız yani. Biz mutluyuz, işimizi seviyoruz bir de yani gerçekten. Ben yani severek geliyorum sete. Ayaklarım böyle koşa koşa geliyor. Ama çok belli. Onu, ya dizi temposunda bu mutlu olmak çok zor. Çalışmak bir de biz sadece işçi değil, hani duygular üstüne bir şey. Biz bir de çok sektörümüzdeki bütün arkadaşlarımız için acayip bir kalite geldi. Çok zevk alıyorum. Yani sektörünün kendisi çok zor şartlarda çok güzel işler evet, çıkarıyor. Süre çünkü yani bizim Türk şeyde bir algı var. Bu yabancı Amerika gibi değiliz. Onlar bilmem ama biz... Gerçekten standartlarımız çok iyi. Bizim yönetmenlerimiz oralarda çok rahat işler yapar. Yani bu çok bilinmiyor ama gerçekten bizim teknik bilgilerimiz ve ortaya çıkan işler ülkemizde gerçekten yani dönemler çekiliyor. Günümüz çekiliyor, kriminal çekiliyor, komediler her şey çekilebiliyor. Teknik olarak çok iyi çekiliyor. Tabii ki süreyle ilgili hem herkesin söylediği o dertler olsa da bu insan ve bu işi yapma kalitesini kaybedecek bir şey değil. Acayip kaliteli bir sektörüz. Bu hani dizi dünyası biraz dışarıdan da farklı algılanıyor. Özellikle böyle reklam dünyasında sinema işte dizici gibi bir şey oluyor ama bizim dizi dünyamız çok kaliteli teknik ekiplerden, insanlardan, çok yaratıcı yönetmenlerden oluştuğunu düşünüyorum. Bir Türkiye'de eleştiriyoruz zaten. Yani dünyaya zaten en çok dizi satıyoruz. Yani bence boşmuşuna evet, Türkiye'de şu de şu an bu... o başladı. Yani özellikle o da çok güzel bir açılım oldu hepimiz için. Ya 127 ülke ya da 120 ülkededir yani benim evet, evet. Benim yani oynadığım bir dizi şimdi ayıp olmaz mı? Bir de diziler nezdinde söylediğim için parça ben 100, de 122'de yayınlanıyor yani. Hala bana Etiyopya'dan falan şeyler geliyor böyle. Videolar geliyor, bir şeyler geliyor kendi, böyle yani. Ülkemizin televizyon izleyicisi açısından da yani sadece hani diziler hı-hı için, diziler nezdinde söylediğin için ben de onun altını çizmek, arkasında durmak istiyorum. Gerçekten de hani hala televizyon izleyen, biz zannediyoruz ki ki tabii ki dijital platformlarda çok güzel işler hı-hı yapılıyor, severek izliyoruz. Biz de onların içlerinde olacağız, olduk vesaire ama televizyonu da bir anda böyle üstüne çarpı atıp atabileceğimiz bir durumda değiliz. Çünkü bizim memleketimizde biz yüzde kaç dijital izliyoruz bizim, ve o insanların da ihtiyaçları televizyon var. Evin diğer bireyi her zaman da öyle olarak kalacak. Televizyon hep kesin evimizin bir bireyi olacak yani. Yani çoğu insan evinde televizyon izlemekten başka şansı yok. Özellikle de günümüzde son zamanlarda iyice. Onları yok sayamayız. Onları özlüyoruz. Onlar bizi istediği müddetçe biz onlarla olmaya devam edeceğiz. Çünkü şaşıp kalıyorlar da... ama pardon. Estağfurullah. Onlar yani buluşacağız televizyon izleyicisiyle de her zaman. Ve diziciler olarak da gerçekten zor şeyler başarıyoruz. Kesinlikle. Katılıyorum. Yani. Çünkü çok kaliteli çekiyoruz. Yani dünya kalitesinde çekmeye direkt çalışıyoruz. Direkt yani hani teknik çekiyor imkanlarımızın el verdiği kadarıyla gerçekten çok iyi çekiyoruz. Yani bir sektör de, adına herkes. Bizim paramparçayı çekerken Andy McDowell var ya. Oliver's tabii yani. O gelmişti sete. Ondan sonra ben yoktum. İkinci ekibe gitmişti. Dedim oradaki arkadaşlarımız anlattı. İşte görmüş böyle bakmış falan işte. İşte demiş yani bugün kaç sayfa çekeceksiniz? Bizimkiler işte 26 sayfa demişler. Ha demiş. Efendim demiş. Ne? 26 nasıl? Ya demiş benim hayatımın en kötü günüydü. 10 sayfa çektik. Yani nasıl olabiliyor 26 sayfa bir günde? Yani, tabii yani hem oyuncular tekrar o sayfalara, o duygulara girecek, çıkacak falan. Aa. Bir de hikayelerimiz çok bizim. Mesela ben oralara gittiğimde, yani yurt dışına gittiğimde bizim sektörde insanlarla oturup kalktığımda onu gördüm yani. Onların hikayeleri bitti. Bitti. Ya teknikleri var, paraları var, her şeyleri var. Yani geminin üstüne uçak düşürüp onun da üstüne bir tane sürat motoru çakıp üstüne de helikopter düşürüyorlar ama... Hikayeleri yok. Yani bizde o kadar çok hikaye var ki.
neler var neler var yani hani. Evet ama yine de yani değinmeden geçemeyeceğim. Sürelerle ilgili revizyon gelmeli. Yerli dizi yersiz diyoruz. Yerli dizi yersiz uzun. Çocuğumu görmek istiyorum, eve gitmek istiyorum. Çünkü seyirciler için de aynı şey geçerli. Yani onlara evet. da bir haksızlık bu süreyi uzatacağız diye bazen aralara böyle köprü sahneler geliyor. Eskiden ne güzeldi değil mi? Prime Time 1, Prime Time 2 vardı. PT1-2'leri özledik tabii. 3'ü bile vardı be. Yani vardı. Valla vardı. Bir de istihdam da yatay dağılacak o zaman. Bitince de diziler Mesut Yarı izlerdik. Valla özlüyorum ben o günleri ya. Valla. Çok severdim. Gece 12'de Mesut Yer program yapardı. Ne özlediğiniz yüzler vallahi var. Ya artık işte. Bir şey soracağım. Bu bir dizi hı-hı. ama program gibi de. Yani hı-hı. pro dizi gibi. Yani böyle yeni bir çok tür proiz, yaratmış çok gibi. Proiz, evet. Yani yeni bir tür. Yani amaçladık. Şimdi ben izlerken bazen program izlediğimi ve o programın da kamera arkası olarak buraları hı-hı. izlediğimi hissediyorum bazen. Ama bu yeni bir tür gibi geliyor bana. Yanlış ya bizim için, yani ülkemiz için ama dünyada hani normal bu gerçek şeylerden beslenerek evet, diziler hani yapılıyor. Bizim ülke için. Bizim ülke için evet öyle. Şimdi herkes yola nasıl başladığından değil, ben de aslında sunuculuk yaparak başladım. Yani Koçum Benim dizisinden önce ben TRT'de ilk iş canlı yayın sunuculuğu yaparak başlamıştım. Fakat bir 3-4 yıl televizyonculuk yapmaya devam ettim. Arkasına zaten hani devamında hep oyunculuk. Zaman zaman da dedim ki ya ben o yıllarda bu canlı yayını nasıl yapmışım? Gençlik cahil cesareti midir nedir? Çünkü aklımda mümkün değil yani canlı yayınla ilgili bir yapamam artık herhalde falan diye düşünürken aynı şekilde geldim buraya da. Ya. Nasıl yapacağım, nasıl olacak bilmiyorum. Fakat bir girdim içeri işte dedi ya o sırada filmin içindeydi. Biz onlar hazırlanmaya devam ediyorlardı. Merak etme sen ben her şeyi kuruyorum. Anlatıyor işte stüdyoyu kuruyorum, şöyle yapıyorum. Ne kadar olabilir ki? Tamam Şenol tabii ki eminim ondan. Elinden gelenin de fazlasını yapacağından. Ama ilk gün... Ki bizim birinci günümüz stüdyo çekimiyle evet, başlattınız. Senin, yani ben normal bir diziye gelip herhangi bir sahnemizi çekmektense pat diye buraya girdim. Seyirciler, bütün bu şey, ekran vesaire dedim ki Şenol galiba dönüyorum. O anda bir şey öğrendim. Yani asla benim, asla demeyeceksin. Benim canlı yayına çıkmam. Yok hayır yani yapamayacağım herhalde dedim. Yani çünkü bırakmıştım canlı yayını ve yapamam diye düşündüm. Ancak... Gerçekten müthiş bir, yani artık buna aura diyeceğim, dünya yaratmışlar. Ya al sana stüdyo kurduk, ayıp çık oyna dedik yani. Kocaman baksana online. Artık ne yapacaksın? Yine de ben son ana kadar, hani bu zaten hep vardır ya oyuncunun içinde, oraya çıkıp onu bir başlatana kadar ne yaparsan evet. yap, ister 20. yılında ol, ister kaçıncı evet. yılında ol, bir şöyle oluyorsun yani. İlk bir iki dakika sesin çıkmaz, kadar, dilin tutulabilir. Plan, oluyor yani, evet. Trak geliyor. Tabii canım. Yapamayacağım herhalde şey ya. Dedim böyle hala ezber geçmeye çalışıyorum filan. Çaktırmadan böyle çok çok acısız yine yapar. Eli hiç acıtmaz. Öyle mi? Şöyle mi? Sohbet edelim. Aşılar şurada olsun, birazcık. Olalım, aşılarımız olalım. Ne? Aşıları aşılar olalım. Sosyal mesaj. Sonra burada. Hala olmayacak herhalde yani bakayım elimdekini böyle moto moto ezber geçmeye çalışıyorum filan derken burada 3-2-1 kayıt dendi. Ben de anlamadım ne olduğunu. Ağzım aç bir ses çıktı ilk önce kendi sesimi duydum kulaklarım oldadı bir geriye geri gittim o yıllardaki canlı yayın öncesindeki kulaklarımın uğuldadığı, arkada böyle bir dua edip çıkardım filan son sayıda son 5-4-3-2-1 sayılır. Onun o adrenalini vurdu. Bir anda böyle bir yapabileceğim mi derken konuşmaya başladım. Hiç susmadım da. Senaryonun içinden ama çok aslında içimde bu zamana kadar biriktirdiğim, son yıllarda yaşadığımız, içimizde sessiz çığlıklar olarak kalan bütün o çığlıklar birer 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 yükselmeye başladı. Senaryonun dışında da yükselmeye başladı. Hep birlikte şaşırdık ona. Ne oluyor? Bu karanlık ne? Hı hı. Bütün bunlar aslında benim yıllardır içimde ve benim değil sadece tabii ki. Hepimizin. Bütün kadınların en gün. Çok hepimizin sadece kadınların da değil kadınların ve erkeklerin bu ülkede iyi kalmak isteyen, iyi yaşamaya devam etmek isteyen hepimizin çığlıklarıydı. O anlamda ben Elif Karaca'ya
çok teşekkür ediyorum bana ses olduğu için. Benim de yaralarıma ses olduğu için. Tavrı da güzel. Seviyorum o. Evet, çünkü o korkusuz tavrından hoşlanıyorum yani. Evet, genelde dizilerde cesur kadın göstermeye pek yaklaşmıyoruz. Bu gerçek, öyle değil mi? Yani ya başladık. Nübel Şenol'un şu cümleyi kurdum. Evet, benim çok çünkü kurban kadınların dünyalarının içinden geçtiğim işlerin içinde de olduğum için Şenol'a dedim ki gerçekten o kadınları ben çok severek hep anlattım. Ama içimde bir de böyle bir kadın olduğunu gördüğün için sana çok teşekkür ederim. Çünkü bence kurban kadın ve cesur kadın aslında ikiz kardeştir. O orada bastırır ama bir gün eğer o travmalarını dönüştürdüğü zaman, şifalandırdığı zaman onlar artık söze döner. Diliyorum ki hepimiz iyileşelim. Son zamanlarda kolay şeyler yaşamadık. Gene morale geleceğim. O bizim kalkanımız, neşemiz, kahkahamız. Onunla birlikte iyileşip, tekrar ayağa kalkıp, omuzlarımız dikleşip, sözümüz, sesimiz tekrar çıkmaya başlasın. İnşallah. Güzel bir şey. Yiyelim ya, çok güzel masa kurmuşlar bize. Prodüksiyon çalışıyor. Bu arada yani Elif Karaca'ya hiç böyle bir masa kurulmadı. Oya Doğan... Bak. Oya Doğan nerede? Ama sen kendini orada öyle yapmasaydın kesin. Burada güzelsin şimdi bak. Yani aslında yerine oynadım. Yani bundan sonra beraber oynarız diye düşündüm. Sonra baktım çok tatlı. Dedim ki evet, var daha var. Bu şekilde dahil olayım. Estağfurullah hayatım, bizim yerimiz bol her zaman yani. Yani koltuk kavgamız yok. Hiçbir zaman paylaşmayı daha çok seviyoruz. Peki ben bunu söyleyeceğim yani çok gerçekten sunucu gibisin. Bu dizi biter sana bütün kanallar gelir. Siz de aynı fikirdesiniz bence, evet, değil mi? Evet, bence de öyle. Ben bütün ilk kanallar gördüm, gelir ve... Dedim burada sunucu var yani. Biz teklifleri bu arada... Şaşırdım ben, çok şaşırdım. Menajerliğine üstleniyor. Stüdyomuz var. Kendi stüdyomuz. Ben koruması oluyorum. Sözleşmeye beni koruma olarak korumamız mutlaka yazdırıyor. Yani, beni de basın danışmanım falan bir şey yaptı. Tabii canım. Ekip, buyurun. Ekip Elif yani. Karaca çıkış yaptı. Boşa yapmadık. Sıcak bakar mısın böyle bir şeye? O zaman gelince bir bakarız bakalım. Kolay değil. Yani ben şimdi hemen bu soruya cevap vermek kolay değil ya. Çünkü hayır diyeceğim direkt ve ve hani üzmek istemem ama evet niye, hayır. Niye öyle deme, büyük konuşma ya. Öyle bir güzel bir şey olur ki mesela senin düşünmediğin ama hayalin olan bir şeydir belki. Yani Erkan, hani hiç olmaz dediğin bir şey olabilir, belli olmaz yani. Niye öyle düşünecek? Tabii ki ama bu tarz çok içine sinen bir şey olabilir. Bu tarz programları yapan sunucu arkadaşlarımıza Allah sabır çok versin. Büyük bir saygı duyuyorum. Onların hem akıllarına, kalplerine çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü çok sağlam psikoloji gerektiriyor. Aynen öyle. Yani ben büyük ihtimalle onun içinde böyle bir şeyi yapmam benim için kolay olmaz. Ama burada bile etkileniyorum. Asla asla deme. Evet ya. Yani genelde Şenol şeylerden, gerçek hikayelerden yola çıkıp evet, yapıyor. Bunların da yaşandığını biliyoruz ya oynarken. Hani şimdi başka bir senaryo oynasak biliyoruz. Bu kurgulandı, bir senarist bunu yazdı. Yani. Şimdi oynarken ben de öyle hissediyorum. Ya bunlar gerçek diyorum ya. Oldu bunlar yani. Hani evet. Bu evet, bambaşka bir şeymiş. Evet. Yani gerçekten evet, bak tüylerin diken diken oluyor. Bakın bu oynanmaz yani. Hani şimdi orada o kızı işte kurtarıyoruz, nehre atlıyoruz falan. Ya izlerken ben bile gözlerim doldu. Bunlar oluyor yani. Bunlar biz çekmiyoruz. Biz canlandırıyoruz, şey oynamıyoruz. Biz canlandırıyoruz burada, yani. Çok beni, zor. Sen beni burada sakin, naif vesaire görüyorsun ama bakma yani bu dediği gibi bu işler gerçek. Biz bunları her gün duyuyoruz, yaşıyoruz, içimizde hissediyoruz. Ben eğer böyle bir şeyin içine girersem o naifliğimi ve sakinliğimi koruyamayıp o deli tarafımı pek bilmezsiniz. Siz bilmeye de gerek biliyoruz yok. Biliyoruz canım. Onları anlat bize lütfen. Hiç göstermiyorum o anlamda birazcık tehlikeliyim, sessiz atım. Gidebilirim direkt yani. Çıkış yapabilir yani, hiç belli olmaz yani. Niye? Hiç kimse önüme alamaz. Bayağı kendimi adayabilirim. Bir bakmışsın özel dedektiflik çirkin tutulmuş. İsterdim ama özel dedektif güzel bir şey aslında. Bak şu an. Yani. Peki. Tabii olaya girince neymiş tabii. Neymiş o çalıştığınız proje? Ve sonradan bu oldu. Hadi vallahi sonraki inşallah, projeyi yani, verin bana. Onunla ilgili şey, yani oraya da gelmeni çok isteriz. Yani böyle yine bir program yapmak çok isteriz yani inşallah. Tabii yaparız. Biraz ama hayalimiz o. Yoksa sen de hani bu durumların kurdu olduğun için şu an hani şey o.
kurda kız oluruz. Sen nasıl, siz nasıl buldunuz? Sen de. Ne haber lan? Ne diyor? Tamam. Ayar Ömer Kıyas, şey komiser ya, dallama. İşte. Tövbe estağfurullah. Siz nasıl buldunuz dizimizi gerçekten? Yani nasıl buldunuz? Yani dizi, ben dizi değil de daha yeni bir format izliyorum. Hani bir eleştiriniz var mı? Mesela şurası böyle olsa, ben bir seyirci olarak ya da bu işin içinde olan bir insan olarak böyle düşünüyorum. Bir eleştiriniz var mı ya? Ben onu bir tek şey önce değil. Kendi adıma, sonra da bütün iş yani adına sorabilirim. Bana yeni izlemiyorum çünkü o tip bir programı. Hı-hı. Sadece şeydeyim, hani bütün gün bu programları izleyen biri sonra da gelip bunu izler mi? Soru işareti. Tabii. Siz reytinglere bildiğiniz için bilirsiniz izleyip izlemediğini. Tabii. İzliyor mu? Yani şöyle, yani izleyen izlemeyen kim bilmiyorum ama benim çıkış hedefim biraz buydu. Yani biraz da bu programlar niye izleniyor bilmeyen ve tamamen reddeden bir kitle var. Ben de öyle başlamıştım. Seyretmeye başlayınca bunun anlatılması gerektiğini düşündüm bilmeyenler için. O programların da ne zorluklarda, o programı sunan insanların evet, da o programlarla beraber çalışan emniyet teşkilatındaki insanların kamera arkasında neler yaşadığını anlatmak adına da bir de neler var anlatamıyoruz. Evet. Yani. Zaten. Ya mümkün hala, değil anlatamayız. Hala. Yani. Bu tavrı hani, doğru buluyorum. Yani. Neler ama var. Ama emniyet yani. Müdürü kafamı karıştırıyor. Çok fazla. Çok seviyor onu. Çok seviyor ve hani bir emniyet yani öyle birinin bu kadar çok televizyon programının sunucusuna sempati duyması tuzunu tuhaf biliyorum ama bu tavır doğru yani. Ömer'in tavrını doğru buluyor. Evet. Bir dakika biz polisiz hani kısmı daha doğru geliyor izlerken. Yani, en sevdiğim cümleydi. Durun karışmayın. Biz devletiz çocuğu alıyoruz. Evet. Bak bak. Çok çok güzel nasıl ya. Nasıl sevmiş ama. Evet. Biz devletiz çocuğu alıyoruz. Ne demek ya? Ya ben acayip bir şekilde yani bu programın nerelerde izlendiğini o kadar şahit oldum ki. Banka, dişçi, işte gerçekten emniyette yani her yerde gördüm ben bunu. Yani acayip şeyler yaşadım ve şu anki mesela gündeme düştünüz ya. Yani şu an güncel tarih biliyor musun? Mesela iki gün önce bir olay oldu. Artık şaşırmayız kısmı kalmadı. Yok. Yani onu nasıl kaldırabilmemiz mümkün. O dediğin ne oluyor bu dedi. Evet. Yani. O neydi? Ben de sabah gördüm ya. İnanılmaz şeyler bu artık. Bu sabah gördüm yani. Zaten bunları anlatamayız. İnanamadım ya. Biz de anlatamıyoruz. Oradan, dedesi gelini tecavüz etmiş. Ama şu soruyu sormayalım artık. Askerde daha kötü çocuğu. Ne olabilir dedikçe daha kötüsü geliyor. Ne olur daha iyi ne olabilir diye evet. Soralım yani. Kesinlikle evet. Bittik mahvolduk da demeyelim. Biz iyiyiz, iyi olacağız. Ben çünkü sözlerin de bizleri ülke olarak yani bir şey yaşıyorsun. Sosyal bu anlaması durumun, çok zor evet. Anlamayalım da zaten. Artık mesela yani. Bir tane gerçekten bir böyle acı çeken köpeğe yardım eden bir video izledik iki gün önce. Ay evet ya. Evet. Paylaşmayan ne kalmadı mesela video. Artık ya. Yani ama yani o umuda sarılarak yaşıyoruz. Ama yani şeyin özünde biz hem kendi işimizi yaparken hem de ben tekrar ediyorum. Hani belki kamera arkası biliyor ama yani bu sektörde çalışan ve böyle güzel iş yapan bütün sektördeki arkadaşlarıma yani çok takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Yani çok şey bir şey oluşuyoruz. Biz oluşturduğumuz sektörün içindeyiz, daha başındayız. Çok yıllar sonra gidecek bir şeyin içindeyiz. Yani elemeler falan olacak ama şu an bu mücadeleyi veren bütün teknik ekip arkadaşlarıma, bütün oyuncu arkadaşlarımıza. Çünkü oyuncuların yaşadığı şey de o saat sadece çalışmak üzerine bir şey değil. Çünkü oynamaları ve yaratmaları gereken bir şey de var. Dolayısıyla herkesin çok zorlandığı ama o frekanslar yakalanınca da bu ortaya çıkan bu işlerden dolayı çok mutluyum sektör adına. Genel anlamda. Bir de yolumuz bizim işimizde işte. Aksiyon, drama, komedi. Komedi çok, hepsi var. Yani evet, biz, çok, o yüzden çok eğlenceli. Mental olarak da yani sahneler tabii ki sıralı çekilmediği için hop o duyguya giriyoruz. Tabii o zor hop, işte. Güzel ama. Değiş tonton öbür tarafı. Geçen gün oldu değil mi? Farkı da orada ortaya çıkıyor. Kusura bakmayın. O zaman sana sözdeyiz. Bana bir söz verin istiyorum. Bana bir söz verin Erkan. Ne söz verdim? Ben bu karamsar olmayacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. Ben iyimser olacağımı söz veriyorum. Kadın bakış. Olumlu kelime seçmeyin. Ben de adaletli peki. Olacağıma söz veriyorum. En ha, harika. Evet. Ona espri yapmak için söyledim onu ama cesur ve sansürsüz bir kadın olacağıma söz veriyorum. Bunu istiyorum, kendime de söylüyorum. Çünkü çok bastırıldığımızı düşünüyorum. Tekrar iç sansürlerimizin ortadan kalkmasını. Çünkü biz eskiden belki hepimiz ayrı ayrı köşelerde ağlıyorduk ama artık bir arada el ele kahkahalarımız duyuluyor. Bütün bu acıların üzerine kahkahalarımızla yürümeye, durmaya, danslarımızla, sevinçlerimizle ve aşkımızla durmaya devam edeceğiz. Yürü be alkışlayalım. Elif Karaca çıkış yaptı. Ama ben de bir söz vereyim. Hepimizi o zaman. De aşk kurtaracak. Evet, o yana sözünü merak ediyorum. Evet. O zaman ben zaten adaletli olduğuma inanıyorum.
Orada bak. Hep kahkaha atacağıma söz veriyorum. İnşallah. Her zaman şeffaf olacağım. Hepimiz, bütün ülkemiz adına. Her zaman şeffaf olacağım. Bence buna hepimizin söz vermesi. Teşekkür ederim. Ben veremem onu. Veremem. Her zaman şeffaf olamam. Özür dilerim. Ben ayağım kaldırıyorum. Ben sadece karamsar olacağım. Yani o kışma sözü. Maksimum deneyim bari. Ya o zaten. Şeffaf olamam. Karamsar olmayacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Kalbimiz açıkta. Korkmuyoruz. Buradayız. Biz buradaydık. Hep burada. Bizi izleyen herkese de selamlar. Memleketimizin güzel insanları olarak. Vay be. Nasıl yeni açıldı. Aa, geldi. Şu an var sıradan ya. Sıradan başla. Şu an var ya. Kaydırırım diye geldim. Fotoğraflarımı buraya koydurdum. Ama sunucu olamadım. Vaka oldum. Yok yok. Ben de vaka da olmaz. Oya Doğan nerede? Onu da gelecek hafta öğreneceksiniz. Hadi görüşürüz.